Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzaktan, yakından. Bugün Fıkıh Ekber'in 3. dersini inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz ve metni full bitirmiş olacağız. Tam şerhli bir şekilde tamamlamış olacağız. Zaten aslını sorarsanız ilk iki derste, yani metne rengini veren temel hususiyetler belirginleşti, ortaya çıktı. Son derste biraz bu ilk iki dersteki meseleleri, yani temel meseleleri, uluhiyetle, nübüvvetle, insanla, tabiatla ilgili ortaya konan temel meseleleri takviye edici mahiyette tali mevzular üzerinde duracağız aslında. Çünkü zaten akaid metinlerinde aşağı yukarı ilk bölümlerde olay bitiyor. Temel teori, yani uluhiyet teorisi, bilgi teorisi, tabiat teorisi, insan ile ilgili görüşler, düşünceler ortaya konmuş oluyor. Ama bunlar da böyle tamamlayıcı mahiyette istifadeli olacağını ümit ediyorum. Şimdi yine metin üzerinden gidelim. Yani vaktimiz var çünkü bu bir derste sanıyorum geri kalan kısmı bütünüyle tamamen bitirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden metni okuyarak, tek tek izah ederek inşallah bitirmeye çalışalım. Vaktimiz kalırsa şöyle müstakil bir hasat yapabilir miyiz bilemiyorum ama en azından en son okuduğumuz Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi ile bu metni çok kısa mukayese edebiliriz. Zaten aslında şey ortada, resim ortada. Yani her iki metin birbirinden oldukça net bir şekilde ayrışıyor. Belki bu ayrışmayı oluşturan temel noktalar üzerinde durabiliriz birkaç dakika. Ya da hasleten müstakil bir hasat dersi de yapılabilir. Onu bilmiyorum ama haftaya İbani'ye geçeceğiz inşallah. Eş'ari'nin İbani'sine geçeceğiz. Sistematik dönemin en önemli kitaplarından bir tanesi. Şimdi nerede kaldık en son? Peygamberlerin mucizelerinde mi kaldık? Hı? Orada kaldık değil mi sanki? Ya da... Burayı da geçtik. Ru'yetullah'ta mı kaldık? Tamam, ben işaret koymayı unutmuşum. Peki, eyvallah. Yani bu olağanüstülükleri gördük herhalde. İstidraç, meunet, ihanet değil mi? İrhasat. Ha, tamam, hatırlıyorum. Doğru, onları görmüştük biz. Evet, yani bendeki kitapta 58. sayfa. İlk paragraf ya da ikinci paragraf. Yüce Allah yaratmadan önce de yaratıcıydı. Rızıklandırmadan önce de rızık vericiydi. Allah, ah, yani ne demek bu? Şimdi... Daha önce de konuşmuştuk. Fıkıh Ekber'deki bu cümleler sonuç cümleleri. Yani bunlar tartışılmış ve Ebu Hanife kavli faslı, yani sonucu, kendi kararını burada söylüyor bize. Böyle motto gibi. Bu budur şeklinde. Altında bunların detaylı tartışmaları var. Dönemin tartışmaları var. Biz o dönemin tartışmaları tabii sezgisel olarak kavrayabiliriz. Yani bu konunun, bu hususun o dönemde tartışıldığını düşünebiliriz. Tabii ki sonraki dönemler dikkate alındığında oldukça ilkel bir şekilde. Bu bir sıfat tartışması, zat-sıfat ilişkisi. Yani Allah ezel, biliyorsunuz ehl-i sünnete göre ki sonradan oluşan sünni paradigmaya göre sıfatlar zatın ne aynı ne gayrı, değil mi? Sıfatullah leyset ayne zatin ve la gayran sivahü zenfisali. La huve aynuhu ve la huve gayruhu. Ezelde zatın, zat-ı ilahi, sıfattan mücerret bir şekilde var olması mümkün müdür? Soru bu. Bu metne göre mümkün değil. Allah ezelde de yaratıcı, ezelde de rızık verici, ezelde de kadir, ezelde de ilim sıfatı var. Bu sıfatlarla sonradan muttasıf olmuş değil. Yani bunlar ezelde ve ebedde Allah sıfatlarla muttasıf. Yani sıfatlar zat üzerine zait anlamlar ve zattan asla ayrılmayan manalar ama zatın dışında da etkinliği olan faaliyetler. Yani faaliyeti olan özellikler. Yani sıfatların zatın dışında yaratılmış alemle, evrenle ilişkisi var. Aslında sıfatlar zatın ne aynı ne gayrı demek bu. Yani bu özellikler bir yönüyle zat-ı ilahiyi tavsif ediyor ama onun dışında yaratılmışlık, yaratılmış dünyayla, yani insanla ve evrenle de ilişkili. Fakat evrenle ilişkisi onu yaratılmış kılmıyor. Yani sıfat zata bakan yönüyle ezeli ama yaratılmışlara bakan yönüyle yaratılmış. Yani
Yani sıfatların sonuçları yaratılmış yani. Biz dolayısıyla ezeli olmuyoruz, kadimi olmuyoruz ama sıfatlar ezeli olmuş oluyor. Buyurun. Zaten zatın gizli olmasının sebebi de, yani zar olmamasının sebebi de bu değil mi? Tabii aslında biz zat hakkında, zat hakkında bizim bir bilgimiz yok. Biz ancak sıfatları bilebiliriz. Sıfatlardan da bize verilen kadarını, yani isimler de biliyorsunuz bu sıfatlardan çıkıyor. Yani alim ismi ilim sıfatı var demek yani. Yani sıfatlar isimlerden çıkıyor. İsimlerin içinde mevcut olan mastar formlar. Dolayısıyla bunlar Allah'ta bulunduğu şekliyle ezeli anlamları. Tam senin şeyin neydi? Bir koptu benim ya, zihin. Şimdi zatın izharını engelleyen şey zaten. Yani bizim zatı izhardan çok onun sıfatlarıyla irtibatta olduğumuz için yani o zatı evet, izharına evet. Ha, tamam. Biz ancak zatı, yani sıfatları biliriz. Zat hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Zaten sıfatları bilmemiz, sıfatlar da zatı nitelediği için zatı da bilmemiz anlamına geliyor. Sıfatlar da aslında bir sınır bildiriyor arkadaşlar. Yani sıfatları ne kadar bilirsek bilelim, zat-ı ilahinin marifeti söz konusu olduğunda geleceğimiz nokta acziyet noktasıdır. Tabii. El-aczu anil idraki idrakün noktasıdır. Yani onu idrakten aciz olduğumuzu idrak etme noktasıdır. Bu da bir tür idraktır. Yani her şeyi bileceksin diye bir şey yok. Yani bir şey de bilmeyiver yani. Orası bizim sınırımız. O yetiyor yani, bizim için yetiyor. Bu hususta çok fazla detay incelemeye de gerek yok. Netice itibariyle sen marifetullah da, Allah'ın bilgisi de arkadaşlar, bizde dönüşmesi gereken bir şuur var değil mi? Bizde fiile dönüşmesi lazım, ahlaka dönüşmesi lazım. Doğru, sahih amele dönüşmesi lazım. Eğer bunu sağlıyorsa problem yok. Bunu sağlayamıyorsa istediğin kadar bil. İstediğin kadar o yolda yürüdüğünü iddia et. Bir anlamı yok yani. Ahlak yani bütün İslam ilimlerin, hasreten de kelamın da hedefidir. Yani bütün İslam ilimlerin ürün olarak ortaya çıkarmak istedikleri şey doğru insan, yani salih amel, iman amel bütününe sahip insandır. Yani mümini inşa etmeye çalışıyorlar bütün İslam ilimler kendi cihetlerinden müştereken birlikte. Bunu yani bu bilginin ahlakla ilişkisini hiçbir zaman ihmal etmemiş. Şimdi tabii bu metin üzerinden bunları tartışmak biraz abes olur. Çünkü bu metin dönem yani bunlara işaret ediyor yani. Çokça konuşulabilir. Sonraki dönemlerdeki bu külli tartışmaların hepsini işaret ediyor. Ama o dönemde bu bağlamda tartışılmıyor. Yani metni de fazla yoğurmamak lazım. Çok anlam yüklememek lazım yani o dönemde. Geriye doğru hangi tartışmalar var? O tartışmalar hakkında durmak, üzerinde durmak lazım yani. Çünkü her bir metin kendi döneminin ürünü. Yani tartışmalar, gelişme var yani o dönemde. Akaid sahasında bir çatallanma, bir teferru, bir gelişme var yani. Bunu da dikkate alalım. Şimdi İbane'yi okuduğumuzda bu gelişmeyi daha net bir şekilde göreceksiniz. Orada, burada cümle içlerinde, yani cümlecik şeklinde ifade edilen bu kanaatler orada başlıklara dönüşecek. Yani İbane'nin başlıklarını oluşturacak. Burada mesela Rü'yetullah mümkündür ahirette. Müminler Allah'ı görebilir cümlesi. Orada müstakil bir el-kelamü fî Rü'yetullah'a dönüşecek. Yani bir tartışma konusunda dönüşecek. Niye? Aradan kaç asır geçti? Şimdi bu metin İmam Azim Efat Tarih kaç? 150 diyelim. İşte kaçta yazıldı ya da imam bu dersleri ne zaman verdi, talebeleri kaydetti. İşte 100, evet o civarda diyelim. Eşari'nin vefatı kaç? 300, 324 mü? 33 mü? 24 sanıyorum, bilmiyorum. Yani Maturidi'nin 33 sanki, İmam Azam'ın 24 gibi geliyor. Her halükarda birbirine yakın. Yani 4. asır arkadaşlar. 4. asır. Nereden çay mı getiriyorsun? Allah razı olsun. Bir ders klasiği. Evet. Ben ehli sünnete uygun çay içeyim, göstereyim diye arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani. Amaç burada şey, göster, şov. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tabii yani bu yani metinleri anlarken bu bağlamlara çok dikkat etmemiz lazım. Yok yürür gideriz yani. Ben bu konuyu ise iki gün anlatırım. Hiç susmadan. Ama yani şey değil yani, bu çok doğru bir şey olmuyor. Çok anakronik bir şey olur. Yani bu metin üzerinden bunları böyle, bu hülasa etmemiz, tartışmamız. Allah hayır ahirette görülecektir. Bu bir netice. Müminler Allah'ı cennette aralarında bir mesafe olmaksızın, teşbihsiz ve keyfisiz olarak baş gözleriyle göreceklerdir. Ehl-i Sünnet'in görüşü bu. Sonraki süreçte de, yani Ehl-i Sünnet'in Rü'yetullah konusundaki görüşü bu. Rü'yetullah biliyorsunuz, Ehl-i Sünnet'le diğer grupların, Cehmiye, Mu'tezile, Şia arasında önemli tartışma konularından bir tanesi. Rü'yetullah, yani sizin sünni kimliğinizi belirleyen
sizin derken yani benim yerde yani öyle hepimizin Sünni kimliğini belirleyen Hüsnü'den ne diyorum size şu an önemli bileşenlerden yani ehli sünnet ötede Allah'ı baş gözüyle göreceğine inanır. Bunun aklen mümkün olduğunu, naklen de vacip olduğunu inanır ehli sünnet. Mutezile'nin bu hususta farklı bir görüşü var. Zaten Cehmiye ve Mutezile bu konuyu sorunsallaştırdığı için bu metinde var bu. Ama tabii imamın yaşadığı dönemde Cehmiye var. Cehm bin Safvan, Caad bin Dirhemler var ve bunlar sultanlar üzerinde etkili. Sultanlar üzerinde etkili olmak fikrin daha da muhkem hale geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Güçlendiğini gösteriyor. İktidarla pekiştirildiğini gösteriyor. Bu önemli. Çünkü marifet iltifata tabi, ilgiye tabi. Yani Mutezile yeni kurulma aşamasında Vasıl bin Nathan vefat 131'ler biliyorsunuz. Yani Amr bin Ubeyd'ler 134 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla cehim üzerinden bu konuyu tartışma ihtimali daha yüksek imamın. Daha sonra Mutezile Ruhiyetullah'ı alıyor ve çok daha güçlü delillerle temellendiriyor. Ve bu bir literatür oluşturuyor arkadaşlar. Osmanlı'da Ruhiyetullah literatürü var. Yani Ruhiyetullah konusunda yazılmış müstakil çalışmalar var. Allah ahirette görülür mü? Ya da nasıl görülür? Görüş yani Ehl-i Sünnet'in görüşü çok fazla değişmiyor ileride. İmam-ı Azam'ın belirlediği çerçevede devam ediyor. O yüzden biz imama kurucu diyoruz. İmam diyoruz arkadaşlar. İmam. İtikadi ve fıkhi konularda imam. Yani görüşleriyle geleneği belirlemiş. Yani sünni paradigmayı belirlemiş. Boşuna bir insana imam denmez. Nedir bu görüş peki? Allah ahirette görülecek. Baş gözüyle görülecek. Baş gözü. Yoksa Mutezile de Allah'ın ötede bir şekilde hissedileceğini, idrak edileceğini kabul ediyor. Fakat mesele baş gözüyle görülecek mi? Tartışma bu. Tabii Ruhiyetullah konusunda arkadaşlar tabii Ehl-i Sünnet'in görüşü Allah ahirette görülecek. Ruhiyetullah aklen mümkün, naklen vacip. Yani ayetlerden hareketle meseleye bakarsa bu zorunlu. Bunu asla inkar edemezsin. Mesela? Birçok ayetler bununla ilgili. Mesela vücuhun yevmeydin nadiratun ila rabbiha nazira. Mesela. O gün yüzler Allah'a bakacaktır, Allah'ı görecektir, parlayacaktır falan aydınlık bir şekilde. Ya da Hazreti Musa'nın Rabbi erini anzur ileyk değil mi? Yani İsrailoğulları Allah'ı görmek istiyor. Hazreti Musa da Allah'ın bize kendini göster diyor. Yani biliyor ki görülmeyecek yani bir peygamberin bunu bilmemesi mümkün değil. Yani bir peygamberin Allah'ın göstermeyeceği bir şeyi ondan ister mi? Fakat bunun mümkün olmadığını Allah'tan talep ederek etrafındaki insanlara bu şekilde ispat etmiş oluyor. Peki hocam bir şey değil mi? Mesela Allah'ın eli gibi olan ayetleri tam olarak el olarak tevil. Yani işin bir şimdi ehli tabii şimdi Ehl-i Sünnet bu ayetleri bu istikamette yorumluyor. Kendi düşüncesi, paradigması istikametinde yorumluyor. Mutezile de kendi düşüncesi istikametinde yorumluyor. Her ikisi de aynı ayetten hareket ediyor. Yani maddi kültürü, ayetlerin bağlamını, siyak sibakını, konteksti dikkate almazsınız. Kur'an'ın bütününden çıkan, oluşturmak istediği, insanda oluşturmak istediği ruhu dikkate almazsanız, her ayet istediğiniz gibi yorumlarsınız. Yani ayetleri boşlukta birer metne dönüştürürseniz arkadaşlar, istediğiniz gibi yorumlarsınız. Her şeyi çıkarırsınız Kur'an-ı Kerim'de, her şeyi. Yani... ne yaparsınız? Bektaş'ın yaptığı gibi yani namaza yaklaşmayını bile oradan çıkarıyor biliyorsunuz. Vela takır bu salat. Ayetin başını sonunu okumazsanız. Hatırlarsanız şeyde Hasan-ı Basri de bundan şikayet etmiyor muydu? Hasan-ı Basri de yani bu cebir ideolojisini savunanların, cebir fikrini savunanların aslında ayetleri tahrif ettiklerini söylüyordu. Yani Kur'an'da bir konuyla ilgili bütün ayetleri dikkate almadıklarını, parçacı yaklaştıklarını, ayetin başını okuyup sonunu almak, yani bağlam içinde dikkate almadıklarını değerlendirmedi. Önce bir öncesine bakacaksın, sonrasına bakacaksın. O ayet tesadüfen orada bir bütün yani. Dolayısıyla her bir mezhep tevil ediyor. Kendi görüşü doğrultusunda tevil ediyor. Mutezile de aynı şeyi tevil ediyor. Mesela bir örnek, bu metinde bu tartışma yok ama sadece örnek olsun diye. Bunu İbani üzerinden daha rahat konuşacağız, onu söyleyeyim. Mesela vücuhun yemeydin nadiratun ila rabbiha nazira. Nazara kelimesi. Gramatik incelemeler istedikleri sonucu çıkarıyorlar. Arap dili zengin. Nazara ne demek?
Mutezile'ye göre nazarı beklemek demek. İntazara, bir mana intazara. Yani bu şu demek, yani o gün mahşer meydanında insanlar Allah'ın huzurunda bulunacaklar anlamına geliyor bu mesela. Ehl-i Sünnet de diyor ki hayır, görecekler bizzat Allah'a göre. Çünkü öyle istiyoruz. Görmek istiyoruz yani. Dualarımızda bile yok mu bu? İşte Cemalullah'la işte müşerref kıl ya Rabbi demiyor muyuz? Ya duaya bile yansıyor akide. Yani şimdi nasıl dua ettiğini söyle bana, ben senin ne olduğunu söyleyeyim. Oradan çıkar yani. Yani teoloji oradan çıkar, duadan bile çıkar. Çünkü sen dua Allah'la iletişim kurma biçimin, formatın değil mi senin? Bağlantı kurma formatın. Oradan bile çıkar. Mesela Hazreti Musa Allah'ı görmek istiyor değil mi? Rabbi erini anzur ileyk. Kale len terani velakin unzur ilel cebel fein istakarra mekanu fesefe terani. Felemme rabbehu felemme tecelle rabbehu cebel cealehu dekka fekarra Musa sayka. Yani orada len terani var hani. Musa görmek istiyor. Ey Musa, beni göremeyeceksin. Oradaki len. Len istikbal mi ifade eder, hal mi ifade eder? İşte istikbal ifade eder diyenler, ey Musa, benim ne bu dünyada göreceğim, ne ötede göreceğim. Hal ifade eder diyenler, o an beni göremeyeceksin. Yani ahirette göreceksin. Yani çok uzun bu tartışmalar. Yani nakli deliller üzerine yapılan tartışmalar çok uzun. Maturidi de yapıyor bunu. Genelde nakli deliller üzerinden tartışılıyor bu konu. Çünkü metafizik bir konu. Ehl-i Sünnet'in akli delil olarak ortaya koyduğu en güçlü şey şu. Allah var mı? Var. Var olan şey görülür mü? Görülür. Var olan şey Allah'ı görmek ahirette mümkündür. Nasıl mümkün? Devam. Keyfiyetsiz bir şekilde mümkün. Yani nasılını sorma abi. Nasıl, niçin sorma. Şimdi yok beni yorma. Zaten aşağıdaki öyle diyor. Bak nasıl görülecek? Şimdi müminler Allah'ı cennette arada bir mesafe olmadan teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak baş gözleriyle görecekler. Ya bu hani bilmiyorum demek yani. Bilmiyorum biraz usturuplucası. Çünkü cehmiye tabii yani keyfiyetsiz, teşbihsiz yani hiçbir şeye benzetemeyeceğiz. Hiçbir şeye benzetemeyeceğiz şeyi nasıl bileceğiz? Yani şunu demek işte öte tarafın başka bir fiziği var. Başka bir atmosfer ortamı var. Bilmiyoruz yani ama göreceğiz. Çünkü görmek istiyor. Bir şekilde Allah bize kendini gösterecek. Ehl-i Sünnet'in zaten böyle bir şeyi var, tavrı var. Yani izahı mümkün olmayan yerlerde Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bağlamak gibi. Konuşulması gereken şey. Tabii tabii. Çok fazla aklı bütünüyle yorup, bütün muhtemel sonuçları tüketmek yerine Allah Kadir Muhtar Tanrı, biliyorsunuz en önemli ilkedir Sünni kelamda. Kadir Muhtar Tanrı takdir ederse mümkündür. Allah takdiri, hikmet değil mi? Hikmetinden sual olunmaz gibi. Ama bakın burada yani şöyle demek istiyor aslında. Yani dünyadaki gibi değil. Dünyada mesela görmek nedir? Baş gözüyle göreceğiz diyoruz ya. Dünyada görmek nedir? Görmenin bir takım kuralları, şartları vardır değil mi? Optik bilimi. Bizi optik bilimine götürüyor bu. Kelam kitaplarının, bu bölümlerin, rüyet bölümlerinde inanılmaz optik teorisi vardır. Özellikle Razi'den sonra. Razi'nin eserleriyle beraber. Orada İbn-i Heysem optiği mesela devreye girer. Bilmeden o konuyu çözemezsiniz. Yani. Mesela bu dünyada bizim birbirimizi görmemiz için niye gerek var? Tabii ışığa. Göze gerek var önce. Göz. Sonra size gerek var. Yani bir muhatabın karşıda bir nesnenin olması lazım. Bu nesnenin de benim karşımda olması lazım. Şuradaysa yine göremem. Işık olması lazım. Değil mi? Mesafenin olması lazım. Çok yakındaysa göremem, çok uzaktaysa da göremem. Yani görmenin şartları var. Şimdi ötede bu şartlara ihtiyaç olmayacak. Çünkü Allah fiziki bir nesne değil. Zaten rü'yetullah'ı reddeden cehmiye arkadaşlar, müşebbiheye karşı onu reddediyor. Yani şimdi kelamda ekollerin muhataplarını, hasımlarını, fikri hasımlarını bilmek zorundayız. Yani onlar da müşebbihe, yani Allah'ı insana teşbih ediyor ya, cisme benzetiyor ya, mücessime. Bundan nefyetmek için Allah'ın ötede görülür ama cisme benzer şekilde, insana benzer şekilde görülmez diyorlar. Yani arada bir mesafe olmadan, teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak yani bila keyif. Nasıl olduğunu biz bilemiyoruz. Ama var mı Allah? Var. Var olan her şey görülür. Ben görmek istiyor muyum? İstiyorum. Ayet var mı? Daha ne istiyorsun? Ayet var mı? Daha ne istiyorsun yani? Mutezile de burada Allah görülmez demiyor. Yani Allah'ı görmek, onu bir şuur olarak idrak etmek şeklinde. Yani gözle değil. Çünkü Allah cisim değil. Tevhid ilkesi geliyor. Yetullah'ı reddediyor Mu'tezile'de. Bu bir tartışma yani. Teorik bir tartışma ama tabii ki yani teorik tartışma deyip geçmeyelim yani. Bunların hepsinin bizim üzerimizdeki etkileri var yani. Etkileri var. O yüzden Ehl-i Sünnet olduk.
Yani Allah'ı görmek istiyoruz çünkü ötede. Kusura bakmasın ya yani. Şimdi evet, iman konusuna giriyor. Dönemin en kritik konusu biliyorsunuz. İman konusu değil mi? En kritik konusu. İman tanımı. Özellikle Sıffin, Cemel olaylarından sonra büyük günah problemi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de müminler cennete, kafirler cehenneme. Bir de münafık kategorisi var. O da cehenneme. Hatta cehennemin en alt dibine. Bir de günahkar mümin var. Haydi! Nur topu gibi günahkar müminimiz var. Büyük günah işleyen müminimiz var. Bu ne olacak? Oradan iman ne? Yani şimdi büyük günah işlemek bir amel. Değil mi? Salih bir amel değil. Amel. Yani amel iman ilişkisi ne olacak? Yani amel kişiyi imandan çıkarır mı? O zaman iman nedir? İmanı nasıl tanımlamalıyız? Mesela imanın tanımı içine Ehl-i Sünnet ameli sokmuyor gördüğünüz gibi. Yani ameli sokmuyor. Yani hariciler gibi işin içine ameli sokmuyor. Sokmamasının nedeni biraz genişletmek, biraz müsamaha göstermek yani insanlara. Ama hariciler amel imandan bir cüzdür diyorlar. Dolayısıyla büyük günah işleyen kimsenin imanı da gider. Tövbe etmezse gideceği yer cehennemdir. Mutezile elmenzileye gideceğini söylüyor. Elmenzile beynel menzile. Yani o da öyle. O da tatmin etmiyor bizi. O da cehennem gibi bir şey. Cehennem zaten. Cehennem içinde hafifletilmiş bir azap. Hukuki olarak kafir olmadığı için adamın malına, canına müdahale edemiyorsun. Koruma altına alıyorsun dünyada. Mesela en azından. Evet tabii. Bu çok önemli bir şey. Şimdi günümüzdeki gibi değil bu tekfir meselesi. Şimdi bir insana günümüzde tekfir etseniz ne olur yani? Hukuken. Bir karşılığı yok. Tekfir konusu fıkhi bir meseledir. Ve oldukça sert bir meseledir yani. Yani bir insana küfre nispet ettiğinizde, itikaden değil, fıkhen küfre nispet ettiğinizde eşi boşanır. Mesela mallarına el konur. O dönem yani ruhu içinde yani dünyası içinde. Canı helal olur mesela. O yüzden tekfir mevzusu risklidir. Bakın imam bu hususta tekfire girmemek adına biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'in sonraki dönemde oluşan önemli ilkelerinden bir tanesi. Ehl-i kıble tekfir olmaz. Bir insan müminim, Müslümanım diyorsa onu tekfir edemeyiz biz. Günahkar Müslüman olur, fasık olur en çok. Fasık mı facir olur, onun da ötede kurtulma ihtimali vardır. Yani kurtarıncaya kadar teoriyi genişletebiliriz yani orada ötede. Şimdi yani o sürecin başında İmam-ı Azam'ın bu kitaptaki görüşleri ya da cümleleri çok yardımcı oluyor yani. Bak iman tanımının yapılması kritik bir şey arkadaşlar. İmanı niye tanımlıyorlar? Ameli buraya niye dahil etmiyorlar? O yüzden. İman dil ile ikrar, kalbe tasdiktir. Yani ben Müslümanım diyorsan bunu etrafa duyurman lazım. Gizli olmaz. Çünkü Şia gibi bir takiye var yani. Şia'da bir takiye, bir Şii değiliz. Gizli olmaz. Yani belli şartlar dışında. Çok özel, hususi şartlar dışında insan imanını söylemek zorundadır. Bu toplumsal bir şeydir iman. Bireysel olarak inanıyorum ama toplumsal olarak yaşıyorum. Çok geçeyim. Evet. God bless you. Evet. Tamam. Arkadaşlar, o sebeple iman tanımları yapılıyor. Dille ikrar, kalbiyle tasdiktir. Gökte ve yerde bulunanların imanı. Yani işte gökte derken işte... Herhalde cinlerini falan kastediyor, bilmiyorum. Gökte ve yerde bulunanların imanı. İman edilmesi gereken şeyler yönünden artmaz ve eksilmez. Fakat yakin ve tasdik yönünden artar ve eksilir. Ne demek bu şimdi? Yani gökte ve yerde bulunanların imanı, iman edilmesi gereken şeyler bakımından ne artar ne eksilir. Ama yakin ve yakin başka ne vardı? Yakin ve tasdik yönünden artar ve eksilir. Bu da bir tartışma konusu. İman artar mı eksilir mi? İkiye ayırıyor. Yani müminin bir bakımından. Yani iman edilen ilkeler artmaz arkadaşlar. Bellidir. Nedir bunlar işte? Amentü'deki ilkeler. Bunlar artmaz. Yani buraya ben bir yenilik getireceğim, iman esaslarını çoğaltacağım diyemezsin. Bunlar belirlidir. Usul, ilkeler bitti. Değişen ne? Yani iman eden kişinin yakini, tasdiki, inancının gücü eksik artabilir. Ya biz iman artmaz derken iman edilen şeylerin artmayacağını kastediyoruz. Yoksa şimdi her zaman aynı şuur, aynı gerilim, aynı yakin ve tasdik içinde olmazsınız. Herkesin kendine göre bir inanç derecesi var.
Değil mi yani? Hani sağlam mümin diyoruz, iyi mümin diyoruz. Kimisi bütün ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Kimisi ibadetleri yerine getiriyor, içi yok, içi boş. Kimisi her ikisini beraber yerine getiriyor. Kimisi hiçbirini yapmıyor, mümin olduğunu iddia ediyor. Hepsi mümin yani. O bakımdan yani. İman bu bağlamda artmaz eksilmez ama diğer türlü. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de vezadetum imanen diye ifadeler var. İmanları arttı. Yani onlara mesela Allah'ın ayetleri okunduğu zaman coştular. Değil mi? Biraz maneviyatları yükseldi. Maneviyat şeyleri, dozları arttı mesela. Böylece imanları artmış oldu. Ama şimdi imanım arttı. Ya bana öyle bir ders yaptın ki. İmanım arttı. Ne oldu yani? Şimdi yedinci bir iman esası mı geldi? Yok. Yani benim o iman esasından ilkelerini anlamam daha böyle güçlendi yani. Daha iyi oldu. Daha şuur kazandım anlamına geliyor. Fakat amel itibariyle birbirinden farklıdırlar. İslam, Allah'ın emirlerine teslim olmak, yani amel açısından birbirlerinden farklılar. İslam, Allah'ın emirlerine teslim olmaktır ve itaat etmek demektir. Lügat itibari iman ve İslam arasında fark vardır. Bu da tartışmalı bir konu. İman ve İslam tartışması. İman nedir, İslam nedir? Bakın çok güzel bir şekilde bu konuyu çözüyor İmam-ı Azam. İslam, Allah'ın emirlerine teslim olmak, itaat etmek demektir. Lügat itibari iman ve İslam arasında fark vardır. Lügat açısından aralarında fark vardır. Mümin ne demek? İşte güvende olmak, güven vermek, bağlanmak, itaat etmek. Şimdi mümin de Müslüman da aynı arkadaşlar. Siz hem müminsiniz hem Müslümansınız. Yani inandınız, Allah'ın emirlerine inandınız. Bu ilkelere teslim olmuş oldunuz. Lügat bakımından aralarında fark var. Mefhum bakımından yani ya da niteledikleri kimse bakımından aralarında bir fark yok. Tamam. Şöyle ifade ediliyor çoğunlukla, işte ayetlerden de hareketle. İman başkadır, İslam başkadır. Buna da delil olarak getirilen en önemli ayet Hucurat suresinde. قَالَتُ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Bedeviler dediler ki, biz iman ettik. De ki onlara, siz Müslüman olduk deyin. Yani iman ettik demeyin diyor. Ben mesela şöyle, eğer nüzul ortamında dikkate alırsak, artık müminler belli bir aşamaya geldikten sonra, İslamiyet geliştikten sonra, Bedeviler baktılar ki Müslümanların yok olacağı yok. Değil mi? Artık kazanan tarafın yanında yer alın dediler. Geldi, ey Muhammed biz teslim olduk. Oho, siz gücü gördünüz, teslim oldunuz. Bize bağlandınız ama mümin olmadınız. Yani şimdi bir problem şu. Yani İslam kelimesini gördüğümüz yerde hep aynı anlamı veriyoruz. Ya da iman kelimesini gördüğümüz yerde. Yani İslam teslim olmaktır, gücü tanımaktır, bağlanmaktır, bir şeyin parçası olmaktır, kültürel olarak parçası olmaktır mesela. Bu anlamlara göre iman daha şey. Ama onun dışında Müslüman ve mümin aynı arkadaşlar. Buyurun. Benim şöyle bir şey var. Gerçi bunu daha sonra hasat kısmında denecek daha iyi olur. Tamam, öyle yapalım. Dini, tam düşünmek bir de dini düşüncen inşası aşamaları. Yani mesela orada bu kanaatince biraz daha hani henüz dini düşünceyi inşa etmediniz kendinizde. Sadece teslim oldunuz. Tabii canım, teslim oldunuz. Dini düşünceyi inşa etmek. Tabii, yani girdiniz bu işin içine. Mesela denebilir. Ama şimdi Müslüman kategorik olarak Müslüman ve mümin aynı insan. Buradaki İslam biraz o dönemin şartlarıyla yani da bağlantılı olarak bir Bedevilerdeki bir gelişmeye işaret ediyor yani. Yani Müslümanları tanımaya işaret ediyor. Ama henüz mümin olmamışlar. O onun için biraz zaman var. Buyurun. İnsan doğmak var. İnsan olmalı da bir ayrı yol var ya. İnsan ölmek var bir de. Ölmek tabii canım. İnsan doğmak, İnsan olmak, insan tabii ölmek. O insan ölmek en önemlisi. En önemlisi. Tabii tabii. Ama işte doğmakla olmak arasındaki fark aynı şekilde o şekilde olduğu gibi. Olabilir. Yani, sen tanıdın. Evet tabii öyle. Ama yani İmam-ı Azam'ın bak demek ki İmam-ı Azam'ın bulunduğu dönemde demek ki ayetler üzerinden yürüyen bir tartışma var. İman nedir, İslam nedir tartışması var. Yani başka şeyleri de olabilir. Yani siyasi bağlamları da olabilir yani bu tartışmanın. İmam-ı Azam bu neticeyi sonuca bağlıyor. Yani iman, İslam nerede ayrılır? Sözlük anlamında ayrılır. Onun dışında müminle Müslüman aslında aynı kişiye işaret eder diyor. Din ise yani onların ikisi de bir şeyin içi ve dışı gibidir. İki tarafı gibi, içi ve dışı gibidir. Din ise
Yani İslam imansız, iman İslamsız, İslam imansız, iman da İslamsız olmaz. Din ise iman, İslam ve şeriatların hepsine birden verilen adıdır. Yani din zaten şeriattır arkadaşlar. Dinin birçok anlamı var. İlkeler bütünüdür. Boyun eğmektir, borçtur, borç ödemektir. Birçok anlamı var dinin. İslam ve şeriatların hepsine verilen o büyük ada biz. Yani kapsamlı kavram biz din diyoruz. Biz Yüce Allah'ı kendisini kitabında tavsif ettiği bütün sıfatlarıyla gerçek olarak biliriz. Yüce Allah'ı. Hiçbir kimse Allah'a onun şanına layık şekilde hakkıyla ibadet etmeye layık kadir değildir. Yani Allah kendini kitapta neyle anlattıysa hepsini kabul ediyoruz. Mahiyetini bilmesek de, tam idrak edemesek de. Biz zaten Allah'ı layığıyla idrak edemeyiz. Hiç kimse onu layığıyla idrak edemez. Ha, biz aciz olduğumuz için doğal olarak bizim ürettiğimiz bilgi de sınırlı olacak, yaratılmış olacak. Yani bir aciziyetin idraki olacak biraz önce dediğimiz gibi. Fakat insan Allah'ın kitabında Resulünün bildiği ölçüde Allah'a ibadet eder. Yani bize ne denmişse, kitap ve sünnette ne varsa, çünkü sünnet kitabın değil mi pratiğidir. Yani peygamberin ahlakı da Kur'an'dır biliyorsunuz. Sahabe yani sahabe döneminde metin dışarıda değildi arkadaşlar. İçlerindeydi yani zihinlerindeydi. Sürekli aktif ve tamamlanmamıştı henüz. Neticeye sona ermemişti yani. Sahabe döneminde. Dolayısıyla bizim için sahabenin pratiği, peygamberin pratiği son derece önemli. Sünnet son derece önemli. Bütün müminler marifet, yakin, tevekkül, muhabbet, rıza, korku, ümit ve iman konusunda birbirleriyle eşittirler. Bu konuda imanın dışındaki hususlarda birbirlerine farklıdırlar. Yani ben müminim diyorsan sende bir marifet var, yakin var, tevekkül var, olması gerekiyor. Yani senin mümin olmanı oluşturan bileşenler bunlar. Rıza, korku, ümit hepsi var. Bakın bunun dışındaki belli hususlarda yani bu kavramları idrak seviyesinde yani yakin ve tasdikte farklılıklar olabilir. Yani aramızdaki farklılıkları bu kavramların yaşayış kalitem oluşturuyor. Yoksa müminsen sende yakin var öyle ya da böyle. Birimizde kapalı birimizde daha açık belki. Yüce Allah kullarına karşı lütufkardır. Bakın burada aslında bir tanrı tasavvuru ortaya koymaya çalışıyor. Yani biz Allah'a nasıl ümit edelim? Nasıl ümit edelim? Hangi kavramlarla niteleyelim? Onun bizimle olan ilişkisini nasıl kuralım? Bu çok çok önemli bir şey yani. İlk dönemin en temel hususlarından bir tanesi. Çünkü ben bu ilişki üzerinden, din ilişkisel bir şeydir arkadaşlar. Ahlak da ilişkisel bir şeydir. Bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde kurmamız lazım. Bu ilişkide Allah'ı ne çok uzağa koyacağız, ne çok yakına. Yani İnsana hulul edecek kadar yakına getireceğiz. O zaman insanı tanrılaştırmış olursun. Çok uzağa gönderirsen yine insanı bu sefer tanrılaştırmış olursun. Yani ikisi de insan yani insandan Tanrı'yı tamamen uzaklaştırmış. İnsanı belki de maddeye irca etmiş olursun. Lütufkardır. Lütufkar bir Tanrı biliyorsunuz. Kulun hak ettiği sevabı lütfuyla kat kat verir. Keza kendisinden bir lütuf olarak da adaletin icabı olarak işlediği günahtan dolayı cezalandırır. Keza kendisinden bir lütuf olarak da bağışlar. Cehennem Allah'ın adaletinin bir gereğidir. Cennet Allah'ın bir lütfunun gereğidir. Duyduk mu bunu daha önce? Ya da buna benzer şeyler. Yani insanlar niye cehenneme gidiyorlar? Çünkü Allah adildir. Adaleti gereği kötülük yapanlara karşılığını veriyor. O yüzden cehenneme gidiliyor. Cennet hiç kimse ameliyle cennet hak edemez. Dolayısıyla cennet Allah'ın lütfunun bir gereğidir. Ve Allah bize cennete koymak zorunda da değildir. Mecbur da değildir yani. Mecbur da gelirdi. Yani daha sonraları oluşan düşüncede vücub alallah fikri ehl-i sünnet tarafından reddedilmiştir. Bu bir şekilde belli seviyede mutezilede var biliyorsunuz. Mutezileye göre Allah iyidir, kulunun menfaatine olanı gözetmek zorundadır. Kulunun menfaati ötede cennete gitmeyi zorunlu yani gerektiriyorsa Allah kulunu cennete göndermek zorundadır. Burada buna karşı da tabii her bir paragrafın fikri bir hasmı var arkadaşlar. Paragrafın içinde gömülü bir hasmı var. Bir hasmı var. Bir adresi var yani. Bu adresi sezmek zorundayız. Şia'da o dönemin şartları gereği ne olabilir? Müşebbih olabilir, mücessime olabilir. Cebri yani
kaderi iyi olabilir. Kutsal'daki metinler bunları doğrudan... Doğrudan gösteriyor zaten. Tabii doğrudan gösteriyor. Bu metinde de var aslında bu yani. Çok belli yani. Hep o gözle bakmak lazım. Yani metnin bağlamını dikkate alarak yani böyle prosografya tarzında, dönemin şartları dikkate alındığında o kendini gösteriyor zaten. O fikri kimin savunduğunu bulabiliyoruz biz. Bazen metinde o adresler bellidir, bazen yoktur. Hiç geçmez. Dolaylı yoldan. Bir kimse şöyle derse, fe'in kâle kâilün şeklinde. Birisi şöyle derse gibi. Böyle muhayyel bir hasım üzerinden mevzu aktarılır. Kulunu adaletle, evet, peygamberlerin şimdi geliyor buradan bir yine bir tanrı tasavvuruna, Allah-kul ilişkisine, iman ilişkisine. Bunlar hep Allah-kul ilişkisi aslında. Yani Allah'ın insan ilişkisine temas etti. Çünkü ahlak oluşturmaya çalışıyor insanda. Ahlak böyle bir şeydir. Yani ahlakın insanda ortaya çıkması için bu ilişkinin doğru biçimde kurulması lazım. Bu şuurun oluşması lazım. Onları vurguladı. Ahlakın ilkeleri olarak dokunabilir yani bu cümleler. Sonra geldi nübüvvete tekrar. Ya metin çok sistematik değil belki ama aşağı yukarı sonraki dönemde kelam kitaplarında ele alınan bütün hususları havi gözüküyor. Buyurun. Hocam, zorunlu ibadetlerle ahlak arasındaki fark ne? Biz dinleyemedik şimdiye kadar. Yani burada bir ahlak oluşturuyor ama bir de zorunlu ibadetler var ya hocam. Pratikler, dini pratikler. Yani, pratiklerle ahlak değerler arasındaki bu ilişkiyi nasıl... Ya o zaten bütün ibadetlerin merkezinde yani mesela Kur'an-ı Kerim'de ne deniyor? İnne salat namaz insanı her türlü iyi kötülükten, fuhşiyattan, münkerden alıkoyar değil mi? Ya yani şimdi çok net yani ilişki. Şimdi bu yani bu değerlerle buluşarak kılınan namaz tabii ki. Yani özü anlamıyla her bir ibadetin bir anlamı var. Mesela bunlar hem hadislerde hem ayetlerde zaten vurgulanıyor. Mesela kim diyor hacca giderse, şunu 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 yaparsa döndüğünde günahlarından arınmış olur. Yani bu ahlaki bir olgunluğa endeksleniyor buradaki dini bir pratik. Yani biz dini pratiklerin dış yüzünü görüyoruz ama iç yüzünde ahlak. İşte şimdi bu ahlak bunların çok eksik kaldığını düşünüyorum. Bunların içine doldurmak işte bu yani çok hani şekle, anlam ortadan kalkarsa şekilciliğe, lafza döner iş. Biraz şekil daha çok ön planda gibi. Yani bugün görüntü daha ön planda gibi. Yani şeklen bir yerde olmak, bir kampta olmak, bir şeye tabi olmak. O asıl olarak o şeyin ruhu içiyle buluşmak lazım. Bunu bize de sünnet verir açıkçası, sünnet. Yani o aslında... Yani peygamberin hani Kur'an ahlakı dediği sünnet var ya, o sünnet verebilir. Kur'an okuyoruz ama sünnetle pek ilişkimiz yok gibi gözüküyor. Kur'an'la bir şekilde ilişkimiz var. Ama peygamberin ahlakıyla sünnetle, sünnet üzerinden kuracağız onu. Değil mi? Yani peygamber üsve-i hasene mi? O zaman onun üzerinden kuracağız yani. Onun nasıl anladığı, o ayetleri nasıl hayata geçirdiği, tek tek bütün. Hadislerde, hadislerin sahih olanları böyle bir inşa oluşturmak için yeterli bence. Yani, yani İmam-ı Azam'ın da çokça vurguladığı gibi yani vahiy ile bağlantılı olarak alırsak yani hadisleri vahyin ruhunu teyit eden unsurlar olarak dikkate alırsak bence oradan ciddi bir şuur çıkar. Ama o gözle yani metne bu gözle bakmamız lazım. Yani kendimizi inşa etmek için bakmamız lazım. Biz genelde başkasını okumak için ayetleri böyle mızrak ve ok gibi fırlatmak için kullanıyoruz günümüzde. Başkası için kullanıyoruz yani. Ayetleri başkasının gözüne sokmak için kullanıyoruz çoğunlukla. Ya benim tabii kişisel görüşüm yani bu. İçe dönük, kendimize dönük bakarsak ya da çok profesyonelce yaklaşıyoruz yani metine. Profesyonelce. Biraz daha böyle kendimizi inşa etme hedefi olarak yaparsak o şuuru alabiliriz gibi geliyor yani peygamberin. Yani yeterince malzeme var. Bilgi de var. Sorun bilmekte değil, eylemekte, yapmakta. İstediğin kadar bil. Yapmadıktan sonra bir anlamı olmuyor gibi sanki. Neyse şimdi bu bizi biraz kopardı metinden. Böyle ahlak konulu bir sohbete doğru gitmeye başladı. Oradan hemen dönüyorum. Şimdi evet, peygamberlerin şefaati haktır. Ehl-i sünnetin değil mi, temel cümlelerinden bir tane şefaat haktır. Peygamberimizin şefaati günahkar müminler ve onlardan büyük günah işleyip cezayı hak etmiş olanlar için hak ve sabit. İşte bu büyük günah meselesinin bir parçası arkadaşlar. Şefaat teorisi. Büyük günah meselesinin bir parçası. Büyük günah işlerinden nereye gidecek?
İmam Azam başka bir kitabında diyor ki El-Fıkhül Ebsat'ta cennete, cehenneme gidecek. Sonra bağışlı yani günahlarının karşını gördükten sonra cennete gidecek. Neyle gidecek? Şefaatle gidecek. Şefaat teorisi de bu büyük günah işleyen müminin ahiretteki durumunu izah etmek üzere sisteme yerleştiriliyor böylece. Yani işte peygamberin hadisleri var bu hususta biliyorsunuz. Yani benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir diye. Yani arkadaşlar sistemi bir bütün olarak görelim. Aslında Fıkh-ı Ekber çok sistematik bir kitap. Yani içinde o yok yok. Sadece çok mürettep değil belki. Çok mürettep değil. Tekrarları var gibi gözüküyor belli yerlerde. Çok sistematik değil gibi gözüküyor. Bu da yani işte talebe notlarından oluşuyor sonuçta arkadaşlar. Yani Hammad rivayetiyle gelmiş tarihi süreç içinde. Talebelerin tuttuğu notlar bir araya getirilmiş. O dönemin yazma kültürü gereği. O rivayetle geldiği için bu şekilde gelmiş. Ama yine de o dönem dikkate aldığında oldukça sistematik bir metin yani. Her şey var içinde. Her konu var. Şimdi külli bir metin o yüzden. Şefaat haktır. Günahkar müminler onlardan büyük günah işleyip ceza hak etmiş olanların hak ve sabittir. Güzel değil mi? Bize bir ümit verdi yine. Ümit verdi canım. Yani ötede tövbe etmeden gittik diyelim Allah korusun. Fırsat olmadı ne olacak? İnşallah peygamberin şefaatiyle kurtuluruz. Tabii sonra şefaat içinde başka unsurlar da dahil oluyor. Neredeyse şefaat etmeyen yok gibi yani. Değil mi? İşte anneler, babalar, hocalar, hafızlar ondan sonra. Yani şefaat olayı iyice şefaatin çerçevesi oldukça genişletilmiş oluyor. Evliyalar, salih kullar vesaire. Sonra kıyamet günü amellerin mizanla tartışılacağı hususu haktır. Şimdi tabii o dönemde belli ekoller, bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir takım ifadeleri, mizan gibi, havuz gibi, sırat gibi takım kavramları biraz sembolik olarak yorumluyorlar. Mesela mizan aslında adalet diyor yani. Öyle bir mizan yok ötede. Öyle bir terazi gibi bir şey yok. Bu aslında temsili bir şey. Yani ötede adaleti sembolize ediyor. Dünyada da böyle değil mi? Bizim adalet terazisi gördüğümüz zaman, bu adaleti temsil eder. Yani Kur'an'da da bu mizanın olması aslında ötede, ahirette en önemli unsurun adalet olduğunu gösteriyor. Herkese yaptığının karşılığını vereceğini gösteriyor. Böyle diyenler var. Bunun karşılığında ötede evet ameller mizanla tartılacak. Hatta nasıl tartılacağı hususunda daha sonra gelmekte çok detaylı. Yani amel gibi manevi bir şeyi, maddi bir şeyi nasıl tartacak? Biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'e göre haşr cismanidir. Yani öte dünyada yeni bir yaratılışla maddi olarak insanlar başka bir yaratılışla hatta acbüzzeneb denilen kuyruk sokunumundaki bir parçadan yaratılacak. Ve dolayısıyla şimdi ben maddi olduğuma göre o dönemde o sahneler, o olay da anlatım dikkate alındı. Onlar da maddi. İnsanlar Allah'ın huzuruna gelecekler, onu görecekler, birbirlerinin peşinde koşacaklar, birbirlerine hesap soracaklar, ameller mizanda tartılacak, ondan sonra neticeye göre karne verilecek, değil mi? O karneler alınacak, ailelerin yanına sevinç içinde dönecekler, bazı yüzler kararacak, bazı yüzler sevinecek, sonra sırattan geçilecek, değil mi? Ondan sonra cennete girilecek, bazıları düşecek, bazıları girecek, cennetin katları var, orada sevinç, oradakiler ayrı bir şey zaten. Maddi yani. Anlatım bu. Bu bir temsil ama. Bazıları bunun, mesela filozoflar tamamen temsil olduğunu, haşrin manevi olduğunu iddia ediyorlar. Cismani değil, manevi olduğunu iddia ediyorlar. Gazali zaten bu hususta filozofları tekfir ediyor biliyorsunuz. Evet, teafütün üçüncü tekfir meselesi, tekfir ediyor üçüncü konu. Haşrin cismaniyeti hususunda onları tekfir ediyor Gazali. Böyle bir eğilim var o dönemde de. Bunun karşılığında kendi görüşünü bu şekilde ortaya koyuyor. Olacak yani. Peygamberin hafızı da haktır. Çünkü rivayetler var bu konuda. Çokça rivayetler var. Zaten mizan konusunda ayetler de var yani birçok. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanı ağırsa falan. Yani böyle maddi bir temsil var orada. Ama tabii maddi temsilin ötesindeki mesaj önemli. Mesaj da adalet vurgusu. Hiç kimse yani yaptığının cezasını herkes görecek. Hiç kimse cezasız kalmayacak, karşılıksız kalmayacak o bir dünyada. Evet. Cennet ve cehennem halen yaratılmıştır arkadaşlar. Bu da yine
sonraki dönemde Ehl-i Sünnet'in mesela Nesefiye kaidinde falan o gelenekte vurguladığı unsurlardan bir tanesi. Bu da bir tartışma konusu. Cennette cehennem şu an var mı? Bir de ebedi mi, sonlu mu? Mesela Cehmiye'den bazı grupların işte sonlu olduğunu iddia edenler var o dönemde. Çünkü adalet ilkesi gereği sonlu bir dünyada yapılan günahın cezası sonsuz olmaz. Ha, sonlu bir dünyada yapılan itaatin karşılığı sonsuz olur mu? Olur. Niye? Allah'ın lütfu çünkü. Allah sen 3 yaparsın 100 verir. Ama günahı 3 yaptın 3 verecek. Adaleti bunu gerektiriyor. Lütuf başka bir şey. Zaten cennetin sonsuzluğunda problem yok. İtiraz ettiğim hususu cehennemin sonsuz olması. Cehennem de sonsuzdur diyenler var. Buna karşı Ehl-i Sünnet, cennet de cehennem de sonsuzdur. Biliyorsunuz naslardan çıkarıyor bunu. Halidine fiha ebeda diye. Birçok ayet var. Mademete sema, yer ve gök durduğu müddetçe onlar orada karşılık görecekler, yaptıklarının karşılığını görecek diye. Ayetler, naslardan çıkıyor yani bu. İmam Azim de bunu savunuyor. Cennet ve cehennem şu an yaratılmıştır. Ötede de sonsuzdur. Yani bu tabii onun görüşü. Bunu da naslardan çıkarıyor. Şimdi Hazreti Adem cennetten indiyse cennet var demek ki. Peygamber cenneti gördü mü Miraç'ta? Gördü mesela. Şeyler var. Üddet lil müttakîn var. Yani şeklinde ifadeler. Üddet lil kafirin. Kafirler için hazırlandı. Mazi sigası. Yani gramatik, yani ayetlerin gramatik incelemesinden çıkarıyorlar bunu. Allahu alem tabii. Bu mezhebin görüşü arkadaşlar. Mezhebin görüşü. Yani Kur'an-ı Kerim, yani cennet ve cehennem sonlu da diyenler, sonsuz da diyenler, şu an vardı diyenler, yok da diyenler ayetlerden çıkarıyor bunu. Başka bir yerden çıkarmıyorlar yani. Huriler ebediyen ölmezler. Yüce Allah'ın da cezası, sevabı ebedidir. Niye hurilerden burada bahsetti? Ne yani? Özellikle huriyi böyle vurguladı. Gözümüze böyle, gözümüzün hani huriler. Arkadaşlar huri sanki cennet nimetlerinin, cennet zevklerinin bir temsili gibi yani. Aslında bunu temsil ediyor huri kavramı. Ebediyen ölmezler. Yani cennet sonsuzsa cennet zevkleri de sonsuz demek anlamına geliyor. Yani huriler de ebediyen ölmezler. Ebediyen orada müminler zevk-i sefa içinde yaşayacaklar. Şimdi bu huri kimdir? O bir sürü tartışma var. Bu usta girmeyeceğim fazla. Ama bu hem kadına hem de erkeğe verilecek cennet nimetinin nitelediğini ben söyleyeyim yani. Hani bu işte erkeklere verecek, kadınlara verilmeyecek falan. Bu biraz kısır bir tartışma gibi gözüküyor. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz müzekker bir dil. Erkek merkezli bir dil kullanıyor. Mesela hüve diyor Allah'a da. Şimdi yani erkeklere bunun verileceğini söylenmesi herkese verileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda onun içinde şey de var, müennes de var yani. Herkesi kapsıyor. Evet, öyle olduğu için. Bir cemaat, bütün bir kadın cemaati olsa bile bir erkek varsa erkek siyasetçiliği tabii mesela. Tabii. Yani tabii özellikle o dönemin Arap kültüründeki yani zevk, keyif anlayışı da metinlere yansıyor tabii ki. Metnin manasının aktarılmasında bir zarf anlamında o dönemin kültürü de Arap kültürü de oraya yansıyor yani. Huri tasvirleri de biraz o Arapların beğenisine hitap eden, yani Arapların algısına hitap eden bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Şimdi Allah dilediğini kendisine bir lütuf olarak hidayete ulaştırır. Bak, dilediğini Allah hidayete ulaştırır. Dilediğini de adaletini gereği olarak sapıklığa düşürür. Yani Allah'ın sapıklığa düşürmesi hızlanıdır. Hızlanın manası Allah'ın razı olacağı şeylerde onu muvaffak kılmayıp yardımını kesmesidir. Bu Allah'ın adaleti gereğidir. Keza Allah'ın günahkarları, isyanları sebebiyle cezalandırması da adalet icabıdır. Geçen hafta konuşmuştuk değil mi bu hızlanı? Hızlan ve tevfiki arkadaşlar. Şimdi hidayet ve dalalet kavramları var. Kur'an'da çokça geçiyor. Allah dilediğini hidayete erdirir. Yani dilediğini de dalalete sevk eder. Şimdi burada bir sanki bir keyfilik varmış gibi. Yani kulun hiçbir etkisi olmadan, bir performansı olmadan Allah durup dururken insanları hidayete ve dalalete sevk eder mi? Etmez.
Buradaki hidayete sevk etmek demek, yani insan bir şey yapacak, yani kendisine gönderilen hidayet elçilerini, hidayet rehberini dikkate alacak, aklını, fiil, aklını bu doğrultuda eylemler yapma yönünde kullanacak, ondan sonra Allah hidayet ediyor. Yani hidayet ve dalalet Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu türden ayetler hidayet ve dalaletin Allah'ın yaratmasıyla gerçekleştiğini ifade ediyor. Yani dalalete sapanın dalaletinde hidayete ereni, hidayetini yaratan Allah. Ama kulun burada bir kesbi yok değil. Çünkü burada adliyle demesinin sebebi olmuyor. Tabii. Adaletinin gereği. Yani adaletin, şimdi bakın Allah tamam lütufkar. Allah'ın lütfu gereği mesela müminlere cennete soktu mümin. Ama şimdi yine kafirlere lütfu gereği onları da cennete soksa, mesela biz o lütfu niye müminlere tahsis ediyoruz? Mesela kafirleri de bu lütfedebilir mi Allah? Adaleti gereği etmiyor. Çünkü müminlere olan lütfunun bir anlam ifade etmesi için kafirlerin de hak ettiklerinin almaları gerekiyor. Yoksa bu dünya, bu sistem çöker, ortadan kalkar. Cennet niye var, cehennem niye var yani? Nasıl yani? Yani mesela İslam barış dinidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir sürü hani öldürme olayları falan. Hazır ol cenge, ister esen sulhu salah. Yani. Peki İslam savaş dinidir diyebilir miyiz? Yok, diyemeyiz tabi. O zaman İslam nedir? İslam adalet dinidir. Ya tabii ki. Yani şimdi bu yerine göre savaşmaman kötüdür. Yerine göre savaşman kötüdür. Bu konjonktürel bir şey. Hedef nedir? Herkesin birlikte barış içinde yaşaması. Ya ben İslam barış dinidir şeylerinde de biraz modern şeyler seziyorum. Böyle humanistik. Barışalım falan böyle. Sevelim birbirimizi. Ya bu çok böyle ütopik bir şey gibi geliyor bana. Yani yani evrenin bir görünen manzarası var. Bir tarihi geçmiş var. Bir arka plan var. Biz bunları biliyoruz yani. Şimdi bütün bunları bilerek insanlık tarihini okuduğumuzda, yani savaşlardan, dünyada hiç savaş olmasın. O seni hüsnü kuruntun. Ama İslam bu savaşları azaltabilir. Yani iyilikleri çoğaltabiliriz. Arkadaşlar kötülükleri yok edemeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Şimdi iyilikleri güçlü hale getirebiliriz. İyilikleri güçlü hale getirirsek kötüler siner. Tamam? Ha, yok olmaz, siner. Yani iyi gibi davranmaya başlarlar. Yoksa öyle böyle bir asr-ı saadet. Herkesin mutlu olduğu böyle ebedi. Yok ama evrene, arkadaşım dedi, böyle adalet daha yaygın olabilir. Yani adaleti bir süper güç, adaleti temsil eder, tamam mı? Benimser. O da neticede o güç de, yani o devlet, o siyaset de insanlardan oluşuyor yani. Fertlerden oluşuyor. Bu mümkün ama kötülüğü, bütünlüğü yok etmek mümkün gözükmüyor. Tabii öyle. Öyle, öyle, öyle. Arkadaşlar, evet güzel bir şey noktaya geldi. Yani güncel bir mesaj veriyorum, kamu spotu. Şimdi şurada hemen ekranın üst tarafında K diye görüldü. Evet, kalp gözüyle bakanlar görüyor. Herkes göremez. Ya inanın adaletli olun yetiyor ya. Siz yaşayın, adaletli olun yetiyor yani. İlla bir takım şeyleri insanların zihnine, kavramları sokmaya gerek yok. Bu en iyi tebliğ bu bence. Özgürlük verin insanlara. Güven verin. Adil olun. Yetiyor. Başka bir şeye gerek yok yani. Ama bu gerçekçi olsun, sahici olsun. İnsanların zaten şeye girdiklerine, yani sizinle temas kurmalarına müsaade edin. İnsanlar fevç fevç İslam'a girerler. Derdimiz buysa yani, milleti Müslümanlaştırmaksa. Yani dindarlığımızı milletin gözüne sokmaya gerek yok açıkçası. Adil olun, özgür bırakın. Yani insani ilişkiler kurmaya çalışın. İnandığınız değerleri yaşayın. O zaten güçlü bir çekim, cazibe meydana getiriyor. Zaten herkes güvenilir insan peşinde. Değil mi? Yani bu seneki kutlu doğumun bile teması o. Güven toplumu.
Herkes güvenilir insan arıyor artık toplumda. Yani başka bir şeye gerek yok. Güven. Ama zor tabii. Hocam bir de bizde şöyle bir sorun var. Yani mümin kendi ilişkisini öğrenirken sanki insan ilişki kurmamamız gerekiyormuş gibi bir durum ortaya konuluyor. Ve şu sonuca götürüyor. İnsan ilişkilerine değer vermeyen, saygı duymayan bir kitle olarak algılanıyoruz. Yani karşı tarafı mümin yapmak istiyorum. Ama mesela bunu nasıl yapacağım yani? Değil mi? Hedef bu. Kendi sevap ya. Tabii. İnsan davranışlarına saygı duymayan bir karakter. Doğal, rutin, normal böyle ilkeli ilişki kurarsak o ilişki üzerinden ben arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değerlerin de aktarılabileceğini düşünüyorum. Derdimiz buysa. Olay sizde bitiyor. Yani insanlar karşılarında güvenilir, mümin güvenilir. Teslim olmuş, teslim olunabilen. Hani el müslim, men selimen müslimune min lisaniye ve yediye. Tırnak içinde. Bu ilkeyi yaşayan kişi istiyor. Yani zaten ahlak da budur arkadaşlar. İnsanın inandıklarını yaşamasını. Ben ahlak diyorum mesela. Tutarlık. İnandığın değerleri. İnsanlar senden bunu bekliyor. Bunu yaparken de dediğim gibi çok dindarlığı insanların gözüne sokmadan. Yani zaten görünüyor her şey ortada. Doğallık içinde ve samimiyetle olursa bu iş. Bence çok... Çünkü insanlar değişmek isterler. Ama değiştirilmek istemezler. Herkes kendisi değişmek ister. Siz zorladığınızda zorlama zaten yani yapılan işin, yani mesajın, tebliğin ruhuna ters yani. Bir de alanı dışında, yani siyasetin dışında zorlama çok daha da. Tabii. Bir de yani Kur'an-ı Kerim'de fetih nedir arkadaşlar? Fetih suresi neden bahsediyor? Mekke'nin fethinden mi? Hudeybiye'den bahsediyor. Dikkat edin. Bu önemli yani. Kur'an-ı Kerim'de fetih suresi Hudeybiye zaferinden bahsediyor. Niye? Bu bir soru. Şimdi gel hemen metne dönelim. Yoksa çağrışımlar çok güçlü. Bu sohbete dönebilir ortam, ders sohbete dönebilir. Ben de çok müsaitim görüyorsunuz buna. İstismar etmeyi çok müsaitim. Biraz şu metni de tüketelim. Yani hızlan arkadaşlar, bir Allah bize iyiliği kötülüğü gösteriyor. Sen Allah bizden iyilik yapmamızı istiyor. Ama kötülük de yapsak bunu yaratıyor. Kötülük yapmamamızı istiyor. İyilik yaptığımızda bunu yaratıyor. Hızlan kötülük yapan bir insandan Allah'ın yardımını kesmesi demek. Lütfunu esirgemesi demek. Allah onu yaratarak, o tercihi yaratarak ondan lütfunu kesiyor. Yardımını kesiyor. Böylece kişi rezil oluyor yani. Rüsvay oluyor. Hızlana düşüyor. Mahzul oluyor. Tevfik ise Allah'ın benden bir beklentisi var. Ben o beklentiyi yerine getiriyorum. Yani Allah benim iyilik yapmamı istiyor. İnsanlara yardım etmemi istiyor. Ben de öyle yapıyorum. Böylece ben Allah'ın beklentisiyle benim eylemim ne oluyor? Uyuşuyor. Tevfik, muvafakat ediyor. Yani Allah arkadaşlar iyiliği de emrediyor, kötülüğü de emrediyor. İyiliği de diliyor, kötülüğü de diliyor. Dilemese yaratmaz zaten. Ama iyiliğe rızası var, kötülüğe rızası yok. Masiyete rızası yok. Tabii iyiliğe rızası var. Yani rıza başka bir şey. Rıza daha özel bir şey. Yani Allah dileyebilir. İyiliği de kötülüğü de dileyebilir. İyiliği de kötülüğü de yaratabilir. İyiliği de kötülüğü de emredebilir. Ama rızası yok. Tamam? Bunun gibi yani. Hoşnut olmuyor bundan. Şimdi şeytan mümin kuldan imanlı baskı ve cibirle alır dememiz doğru değildir. Yani ne diyor? Yani şeytan da abartmayın diyor yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bunların hepsi bakın, bu tartışma hepsi bir naslarla ilişkisi olduğunu, bak hiç ayet okumuyor. Değil mi? Şu ayette şu vardır, bu ayet ama hepsi ayetlerden damıtılmış şeyler, tartışmalar. Bunların bir nakli bir arka planı var yani. Ayetler var, şeytan zayıftır, mütevekkil kullar üzerinde onun hiçbir etkisi yoktur değil mi? İnne keyle şeytani kâne zayıfa. Yani şeytanın, insanın özgürlüğü üzerine özgür, dominant bir karakter şey olarak, varlık olarak kurgulanması doğru bir şey değil. Yani şunu demek istiyor. Yaptığınız kötülükleri şeytana nispet etmeyin yani. Tabii sorumluluğunuzu alın. Şeytan beni saptırdı. Yani kör şeytan. Hay Allah. Şeytan olmasaydı ben onu yapardım. Şeytan olunca yap bakayım asıl. Şeytan olmasa herkes yapıyor. Yani şimdi göreceğim Ramazan'da bağlanıyor. Göreceğim performansımızı. Değil mi? Hadi Ramazan'da bağlanıyor. Hadi bakalım. Göreceğim performansımızı. Yani.
Yani şeytan, yani bu cebre karşı yine bu. Cebir düşüncesine karşı. Yani şeytan bizi kötülüğe mecbura zorlamadığı gibi Allah da bizi iyiliğe zorlamıyor. Sadece bizi ona daha meyilli bir şekilde yaratıyor. Yani o yönde bir arzu ve irade ortaya koyuyor. Tercih yine sana kalmış bir şey. Hani Allah bizden kolay olanı istiyor arkadaşlar. Zor olanı istemiyor. Zor olanı istemiyor. Zor olan inkar etmek. Kolay olan aslında mümin olmak. Yani fıtratınla, tabiatınla, doğanla uyumlu bir şekilde yaşamak. Ama bugün tam tersi olmuş sanki. Yani mümin olmak çok daha zor gibi gözüküyor. Evet, kabirde münker ve nekirin sualleri de haktır. Yani bunlar biliyorsunuz ayette geçmiyor. Şimdi bu buraya gelmeden önce, yani münker ve nekir haktır'a, sual haktır'a geçmeden önce kabir azabı ya da kabir hayatına geçmek lazım. Yani kabir hayatı var mı? Kabir azabı var mı? Ondan sonra kabirde gelen melekler var mı'ya geçmek lazım. Dolayısıyla imam kabir hayatını kabul ediyor. Yani onu anlıyoruz biz. Kabir hayatını, kabirde ruhun, hemen devamında söylüyor zaten. Kabirde ruhun cesedi iade edilmesi haktır. Ruh cesedi iade edilecek. Bütün kafirler ve asi müminler için kabir sıkıntısı ve azabı haktır. Yani çünkü bununla ilgili hadisler var arkadaşlar. Mevzul miktarda. Bir de ayetler var. Pek çok ayet var. Hatta fıkıh-ı ebsatta o ayetlerden bir tanesi de Firavun'la ilgili mesela. İşte onları iki katı azaba çektireceğiz falan şeklinde. Bir orada bir de ötede azap çekecek şeklinde. Ayetler var. Kabir azabına işaret ettiği söylenen ayetler var. Bu ayetlerden hareketle İmam-ı Azam kabir azabında hak olduğunu, kabirde... Peki soru şu. İnsan öldü. Ceset çürüdü. Peki azap nasıl olacak yani? Maddi mi olacak, manevi mi olacak? Maddi olacak diyor bak. Yani cesede ruh iade edilecek. Yani insan ceza çekmesi için o belli bir ceset olacak. Yani o acbü zenep denen hadislerde geçen acbü zenep. İnsanda ölmeyen bir şey olacak. Hiç kuyruk sokumunda arzu edenler diyada acbü zenep maddesine bakabilirler. Ve o parçaya ruh iade edilecek ve o insan o eziyeti orada görecek yani. Teori bu. Biliyorsunuz bugün de dualarımızda Rabbim bizi kabir azabından koru diyoruz. Bak her şey var. Bizim bir duamızda, tamam, bir duam, bir hoca efendinin bir duasında bütün iman şeyi, çerçevesi, itikadi bütün şema orada belli, kendini gösteriyor. Duanızda bile var yani bunlar. Kabir azabından koru ya Rabbi mesela. Şefaatine, peygamberin şefaatine nail eyle ya Rabbi falan. Bazıları Allah'ın şefaatine nail eyle diyor. Bak orada hani demek ki bu kişi ya, peygamberin şefaatine biraz tepkili, Allah'ın şefaati şeklinde söylüyor. Hocam burada şunu anlamalı mıyız peki? Kabir azabına karşı çıkan kişiler var ve bu onlara cevap mı veriyor? Kesinlikle anlamalıyız. Kesinlikle anlamalıyız. Tabii var. Farklı yorumlar var. Bu mesela bu cümlelerin hep karşıtı var o dönemde. Karşıtı olduğu için böyle. Yoksa niye tartışsın bunu? Bunlar bir tartışmaların sonucu. Kelam zaten tartışmak demektir. Kelam. Tartışmaların neticesi. Ama biz buna vakıf değiliz. Yani arka planını sadece tahmin ediyoruz. Yani. Ve o tartışmanın unsurlarını geriye dönük olarak inşa etmeye çalışıyoruz, tasarlıyoruz. Yani bu yapılması gereken bir şey ama burada da çok yormamak lazım yani. Neticede metnin oluştuğu dönem, erken dönem yani. Oldukça erken bir dönem. Ne olabilir? Evet, bütün kafirler ve asi müminler için kabir sıkıntısı, azabı vardır. İşte hadisler var bununla ilgili. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe, cehennem çukurlarından bir çukur şeklinde rivayetler var biliyorsunuz. Oldukça fazla. Peygamberin işte sabah akşam dualarında kabirden, kabirin sıkmasından. Yani kabir azabı olgusu yani eski kültürlerde de var yani. Müslümanın icat ettiği bir şey değil. Eski kültürlerde olan bir şey kabir. Yani şöyle düşünüyor insanlar. Öldük. Allah gecinden versin tabii. Öldük. Kıyamet de kopmadı. Daha hesap, kitap, ceza yani cennet, cehennem kurulmadığına göre ne yapıyoruz şimdi? Kabirdeyiz. Kabirde bekliyoruz. E ne olacak peki kabirde? Böyle hani nötr bir yaşam mı? Yok, hayır. Kafirler mümin gibi şey, Allah'ım. Kafirler kafir gibi yani azap içinde, müminler de cennete benzer bir yapı içinde. Birden mürciyi bile açtım yani. Allah'ım ne o mürciyi oldum yani.
Yani daha ümit var bir kafirlere bile şey olacak kadar. Kesinlikle fazla. O fazla ümit, umut dağıtmak. Ya şunu diyenler var ya, işte bir saniye mümin olan ötede cennete girecek. Tabii tabii. Bir saniye mümin olduysan ötede. Kim diyor bunu ya? Bu kadar hani beynel hafi ve raca. Yani bu kadar da ümitli, Allah'tan ümit kesmek de küfür. Tamamen cennete kesin ben girerim. Bir kişi girse kesin benimdir o demek şeklinde. Böyle bir ümit de kötü bir şey. Bıçak sırtında ya. Hadislerde yok mu? Gece mümin yatan, gündüz kafir kalkan. Yani anlık bir şey yani bu. Kolay bir şey değil. Dikkatli olmak lazım. İnşallah Müslümanım tartışması. Tabii imanda istisna konusu. Ene müminin inşallah. Demek mesela caiz değildir. Yani imanda istisna olmaz. Ben kesinlikle müminim. Orada bir kesin yani. Orada kesin bir kararlılık söz konusu. Ama şöyle, ben kesin müminim, elimden geldiğince doğru işler yapmaya çabalıyorum. İnşallah Allah'ın lütfuyla cennete girerim. Yani bu. Yani bu ümit eylemlerle beslenmeli sürekli, canlı tutulmalı. Yani bizim dindarlığımız ya müminliğimizin kendini gösterdiği boyut, eylem boyutu yani. Yani müminlik yapılan bir şeydir. Yani eylenen bir şey sonuçta. Alimlerin Allah'ın sıfatlarını Farsça söylemeleri caizdir. Yani demek ki o dönemde yani İran coğrafyası Müslüman olunca acaba biz işte Arapça dışında bir dilde dua edebilir miyiz? Tabii yani bir yazı gelenek oluşturabilir miyiz? Hatta İmam-ı Azam bu görüşün hareketle İmam-ı Azam'ın Türkçe ibadeti de başka dilde ibadete cevaz verdiği de söyleniyor. Yani İmam-ı Azam işte Allah'ın isimlerinin başka dilde karşılıklarının kullanılması. Mesela Allah'a Tanrı denir mi, değil mi? İlah yani Allah'a Tanrı denir mi mesela bugün? Bugünkü karşılığı bu yani bunun. İmam-ı Azam bunu mümkün görüyor. Yani başka dilde Allah'ın sıfatları, isimleri söylenebilir. Ha, Allah'ın yakınlık ve uzaklığı, mesafenin uzunluğu ve kısalığıyla değil, keramet ve zillet manasındadır. Şimdi burada yine bir tefsir yapıyor aslında. Şimdi ayetlerde Allah'ın bazılarından uzak, bazılarına yakın oldu değil mi? Buyurun. Bir el istisnası tutmuş. Ha şu, el muhtemelen Farsçadaki el kelimesinin söylenişiyle ilgili bir şey olsa gerek. Yani farklı anlamlara gelebilir. Farklı çağrışım yapıyor. Ben çok bilmiyorum yani Farsçada yet kelimesi ya da dest bilmiyorum. Belki de yani Arapçada ya yanlış anlaşılabilme ihtimalinin bir kavrama karşılık geliyor olabilir. Özellikle, özel olarak bilmiyorum. Şerhlerine baktım orada da göremedim yani ama ben de dikkatimi çekti. Tahminen böyle bir şey. Yani hepsi söylenebilir. Mesela Ruhi Huda, Allah'ın yüzü denebilir. Ama mesela dest değil mi? El. Evet, abdest gibi. Desti Huda, Allah'ın eli. Denildiği zaman acaba Farsça'da başka yanlış bir anlama mı geliyor acaba? Yani yanlış çağrışımları olan bir kavrama mı karşılık geliyor? Bu olabilir herhalde. Muhtemelen. Bakmak lazım yine de. Yani metinlerde Allah ben kuluma yakınım diyor. Bu aslında fiziki bir yakınlıktan bahsetmiyor. Kuluma yakınım demek yani müminin yani yakın olunan kul aslında mümin. Ben ondan uzağım demek. Uzak olunan kul kafir. Yani manevi olarak yapılan davranışla alakalı bir durum yani bu. Yoksa mesafenin uzunluğu yani ben kuluma yakınım demek yani belli bir mesafe bildirmiyor. Burada antropomorfik böyle insan biçimci cisim benzeri bir durum söz konusu değil. Bu teşbihi unsurlardan da akaidi temizliyor gördüğünüz gibi. Burada bir müşebbihe ya da mücessime eleştirisi var. Yani keramet ve zillet manasındadır. Yani ikram, Allah'ın kula yakın olması, ona ikram etmesi, keramet. Kulundan uzak olması o zillet anlamına geliyor. Allah benden uzaksa ben zilletteyim. Bana yakınsa keramet içindeyim. İtaatli olan kul Allah'a keyfiyetsiz olarak yakındır. Asi kul ise keyfiyetsiz olarak Allah'tan uzaktır. Evet. Yakınlık, uzaklık ve yönelmek yalvaran kula racidir. Keza cennette komşuluk ve Allah'ın önünde bulunmak da keyfiyetsiz şeylerdir. Ha. Yani bu dünyada ben bu yakınlık, uzaklık gibi kavramları insanla ilişkilendireceğim. Yani Allah dururken yani keyfiyetsiz bir şekilde, ilkesiz bir şekilde sana bana yakın değil. Ben müminsem benle ilgili yani Allah'ın bana yakın olması.
Burada Allah'ın davranışını ben belirliyorum. Yani bakın burada bir kes teorisi çıkıyor rahatlıkla. Daha önce de söylemişti zaten. Kes teorisi çıkıyor. Yani kul kesbeden, Allah da yaratan. Allah yakın oluyor ama kul kesbettiği için, bu yakınlığı ben tesis ettiğim için. Benim davranışımın bir neticesi olarak, tevfik olarak yani Allah bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın Resulüne indirilmiş olup, bakın burada bir Kur'an-ı Kerim'le ilgili de bir şey veriyor. O konuyu bile es geçmiyor. Allah'ın Resulüne indirilmiştir, musaflarda yazılıdır. Tamam. Kelam manasında Kur'an ayetlerinin hepsi de fazilet ve büyüklük bakımından birbirine müsavidir. Yani Allah'ın kelamı, Allah'tan gelmeleri bakımından ayetler arasında hiçbir fark yok. Peki nerede fark var? Fakat bazısında zikir ve zikredilen fazileti bahis konusudur. Yani ayetin içeriğine göre, ayetin bahsettiği konu dikkate alındığında, oradaki mevzu dikkate alındığında aralarında bir fazilet farkı olabilir. Mesela ayetel kürsi faziletlidir. Mesela tabii Firavun'un bahsettiği yer faziletli. Yani iyi bir şeyden, iyi bir davranıştan bahsetmiyoruz orada. Niye mesela biz o ayetleri okumuyoruz yani? Yani Firavun'un ya da Kur'an-ı Kerim'deki olumsuz davranışların vurgulandığı yerleri namazlarda niye okumuyoruz yani? Niye ayetel kürsi okuyoruz biz? Çünkü ayetel kürsi muhtevası gereği kader problemini bile çözüyor. Allah'ı orada şey yapıyoruz değil mi? Allah'ı övüyoruz yani. Arkadaşlar namazlarda dua ayetlerinin okunması daha şeydir. Çünkü namaz bir duadır. Yani Rabbena işte atina, ondan sonra atina ma ve'addena işte diye ayetler var. Yani dua ayetleri var birçok yerde. O dua ayetlerini okumak lazım aslında. Şimdi tam bu Âl-i İmrân suresinin sonunda vardı herhalde birkaç ayet. Şimdi gelmedi aklıma, okuyordum ben onları arada. Yani dua ayetlerini okumak lazım namazlarda arkadaşlar. Ayetel Kürsi'nin ondan sonra Haşr suresinin son ayetlerinin değil mi böyle aşırı şerif olarak okunmasının sebebi nedir? Yani bu ümmet mesaj veren yerleri aşırı şerif olarak okuyor. Önemli yerleri aşırı şerif okuyor. Yani bunlar böyle şey değil, keyfi değil yani. Bunların da birer anlamı var. Ama hepsi Allah'tan, hepsi değerli ama içeriye göre bazen değişen faziletler var. Bunu da niye söylüyor? Mesela Peygamberimiz şunu okuyun değil mi diyor? Bunu okuyun diyor. Bu ayet, bunu okumak daha faziletlidir diyor. Bunu çözüme kavuşturmak için söylüyor yani. Burada zikredilen Allah'ın yüceliği, azameti ve sıfatlarıdır ayet-el kürsüde. Bu ayette hem zikir hem de zikredilenin fazileti olarak iki fazilet bir araya gelmiştir. Bu kısmında ise sadece zikir fazileti vardır. Yani biz bu ayeti okumaktan dolayı yani Firavun'un zulmünden bahseden ayetleri okumaktan dolayı biz zikir fazileti alırız. Ama zikredilenin faziletini alamayız. Zikredilen çünkü kötü bir şey yani içerik. O bize bir şey kazandırmaz. Bu anda oradan çok belki şuur alalım, olumsuz bir davranış vurgulandığı için. Ama bazı ayetler gerçekten daha böyle coşku vericidir. Daha böyle şuur kazandırıcıdır. Bu ayetlerde biz hem zikir faziletini alırız hem de zikredilen mezkür faziletini alırız. Evet. Hazreti Peygamber'in anne ve babası İslam gelmeden önce öldüler. Haydi buyurun tartışmaya. Şimdi arkadaşlar Fıkh-ı Ekber metni üzerinde yürütülen en önemli tartışmalardan bir tanesi bu. Ebeveyn-i Resul'ün imanı meselesi. Hazreti Peygamber'in anne ve babası İslam gelmeden önce öldüler. Şimdi İslam gelmeden önce öldüler. Yani Peygamberimizin annesi babası mümin miydi? Yani bazı Fıkh-ı Ekber metinlerinde hatta şöyle diyor. Ma'ate ala küfür ifadesi var. Yani Peygamberimizin anne ve babası küfür üzerine öldü cümlesi var. Yani İslam gelmeden önce öldü ne demek? Yani küfür üzere ya da üzere öldü demek. Yani zımnen bunu içeriyor. Çünkü net bir şekilde vurgulamadığı için. Bu cümle çok hani rahatsızlık verici geldiği için birçok insana. Bu yani Fıkh-ı Ekber metnindeki bu ma'te ala küfür ifadesinin aslında ma'te ala küfürün olduğu. Sonraki dönemlerde işte Şia tarafından sokuşturulduğu ya da belli dış unsurlar tarafından yani metnin bozulduğu şeklinde yorumlanmış. Bu konu yani akaidteki bu konu karşılığında ebeveyni Resul'ün yani Resulullah'ın anne babasının İslam'dan önceki durumu. Biz ne diyoruz mesela çoğunlukla? Hanif diyoruz değil mi? Hanif diyenler var. Ya da bu konu üzerinde konuşmuyoruz yani. Yani Allah'a havale ediyoruz. Ama mesela gelenekte bu Hazreti Peygamber'in anne babasının da Müslüman olduğunu iddia edenler var.
Hatta peygamberimiz gidiyor. Rivayetlere de sokulmuş bu olgu. Peygamberimiz gidiyor. Anne ve babasının mezarının başına. Onlara kendini tanıtıyor. İşte Muhammed Resulullah olarak. Bir mucize olarak mezardan onlar kalkıyorlar. Ve peygambere biat yani iman ediyorlar. Müslüman oluyorlar manen ve tekrar ölüyorlar. Bu rivayetler de var. Özellikle Suyuti'nin bu hususta bizim meşhur Ali'nin Suyuti'nin yorumları var. Yani Osmanlı'daki bu tartışmaları çok ciddi bir şekilde tetiklemiş. Hatta meşhur Kadızade'ler Sivasiler tartışmasında da bu ebeveyn-i Resul'ün durumu gündeme geliyor. O maddelerden bir tanesi de bu. Osmanlı'da ebeveyn-i Resul'ün peygamberimizin anne babasının durumunu izah etmek için yazılan onlarca risale var. Literatür oluşturmuş. Yani ebeveyn-i Resul literatürü oluşmuş arkadaşlar. Bu fıkı ekberdeki hatta Ali Yurkari yanlış hatırlamıyorsam ma teala küfür diyor. Evet, ve bunu fıkı ekber şerhinde Ali el-Kari'nin fıkı ekber şerhi var. Çok meşhur. O fıkı ekber şerhinde arkadaşlar aslında bu cümlenin ma teala küfür yani İslam'dan önce öldüler şeklinde olduğunu, küfür üzere öldüler şeklinde olduğunu söylüyor. Bunun da peygamberi ya da nübüvvete bir nakise getirmeyeceğini, peygamberlerin babalarının putperest olabileceklerini, Hazreti İbrahim gibi, evlatlarının dinine inanmayabileceklerini falan söyleyerek yani bildiğim kadarıyla temellendiriyor. Ama bu ebeveyn-i Resul tartışmaları bu cümle üzerinden yürüyor, devam ettiriliyor. Bununla ilgili ebeveyn-i Resul maddesi bilmiyorum var mı, okunabilir ya da Mustafa Akçay'ın bir yazısı var. Ebeveyn-i Resul literatürü üzerine. Onu da yine İslam Ansiklopedisinden, İSAM'ın makale, ilahiyat makalelerinden okuyabilirsiniz. Ebeveyn-i Resul'ün durumu. Yani ciddi bir literatür var yani o dönemde. Mizan-ül Hak'ta bile söylüyor bunu Katip Çelebi. Katip Çelebi bile risale yazmış o dönemde. Sultanlar yazdırıyor yani. Bir tartışma var. Sultanlar bu konuya dair alimlere risale yazdırıyorlar yani bu konuya dair. Bile yazmak zorunda kalmış düşün yani Katip Çelebi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle okumuştum. Buyurun. Tartışmayı tetikleyen acaba İsa'nın annesiyle peygamberin ebeveynini karşılaştırması meselesi olabilir mi? Olabilir. Allahu alem. Mümkündür. Bir de duygusal tabii yani şeyler var. Peygamberimizi seviyoruz. Tabii biz hakkında konuşmuyoruz yani bu konuyu değil mi? Siz hiç böyle vurgulandığını gördünüz mü? Hanif diyor mesela. Değil mi? Hanif olduğunu söyleniyor. Yani işte Hazreti İbrahim'in dini üzerine, bakiyesi üzerine, tedeyyün eden kimselerde şeklinde. Ama netice itibariyle İslam gelmeden önce, yani mümin olmadılar. Yani İslam gelmeden önce vefat ettiler. Bu Hanif kavramı da çok tartışmalı bir kavram arkadaşlar. Hanif kimdir? Yani Fuat Aydın Hoca'nın bir derlemesi var bununla ilgili. Öneririm herkese. Sanıyorum geçen sene çıktı. Fuat Aydın'ın haniflikle ilgili hem Türkiye'de hem Türkiye dışında yapılan bütün yazıları, makaleleri derledi, topladığı. Kendi yazıları da var sanıyorum. Güzel bir çalışması var. Hanifleri çok iyi tanımak ve bilmek zorundayız. Hanif kimdir? O usta da yanlış bir algı var. Şimdi o mevzuya girmeyelim. Evet, bitiriyorum. İnsan tevhid ilminin inceliklerinden herhangi birinde güçlükle karşılaşırsa ne yapacak? Sorup soracak. Peki sorup soracağı bir alim buluncaya kadar ne yapacak? Allah katında doğru olana inanacak. Yani tevhid ilminin detaylarına dair bir hususta tereddütte düştüyse, Kur'an'da nasıl geçiyorsa, sünnette nasıl geçiyorsa eğip bükmeden ona inanacak bir kere. Alim buluncaya kadar. Ne yapacak sonra? Böyle bir kimseyi arayıp bulmakta gecikmesi caiz değildi. Bulacak, mecbur. Çünkü imanda tevhidle ilgili bir hususta tereddüt etmek, şüphe taşımak doğru değildir arkadaşlar. O şüphe büyür. Sonra imana musallat olur. Yani inancına zarar verecek bir noktaya gelebilir. Burada tereddüt etmek doğru değil. Zaten kişi de oldukça rahatsız eder yani bu husus. Mutlaka birilerini bulmak zorunda. Bu hususta tereddüt edilerek beklemek mazur görülemez. Eğer tereddüt ederek beklerse kafir olur. Yani şöyle diyor, yani böyle bir risk var yani. Çünkü imanda tereddüt arkadaşlar, istisna gibi. Tereddüt de doğru bir şey değil. Yani ben şüphe ediyorum acaba Muhammed var mı yok mu? Böyle bir şey yok. Yani ben evet peygambere inanıyorum ama acaba bu Muhammed o peygamber mi? Ya da tevhidle ilgili detay bir mevzuda yani Allah'ın sıfatları var mı yok mu acaba? Yani bu hususta bir aydınlansam, şefaat konusu gibi böyle hani
alt hususlarında, hususiyetlerinde. Çünkü Kur'an'da şefaat konusu tamamen tevhidle ilgilidir biliyorsunuz. Yani putların şefaati vardır Kur'an'da ve Allah bunu reddeder. Kur'an'da şefaat tamamıyla merduttur. Çünkü putperestliğin bir parçasıdır. Yani putperestlerin Allah'la ilişki kurma biçimidir yani. Putları araya koyuyorlar şefaat. Bu hususlara tereddüt göstermek, kesinlikle gideceksin hemen. Arayacaksın, araştıracaksın. Çünkü neticede kafir olmak gibi bir risk var. Bitiyor. Miraç da haktır. Miraç haberi de haktır. Onu reddeden, o yüzden zaten kandil yapıyoruz. Onu reddeden sapık bir bidatçı olur. Ama bu önemli. Yani miracı reddeden dinden çıkmaz arkadaşlar. He? Kafir olmaz. Bidatçı olur. Bidat kelimesi pejoratif bir anlamdır. Kötüdür. İstersen iyi bidat de. Hiç fark etmez. Hocam Kur'an'da geçen kısmını reddeden. Yani işte o reddetmeye giriyor. Yani şöyle benim yok. Kur'an'da miraç geçmiyor zaten. Miracın Kur'an'da geçtiği söyleniyor. Yani Necm suresindeki bazı ayetlerden hareketle Kur'an'da miracın geçtiği söyleniyor. Yani bu bir iddia. Ama o yüzden zaten bid'atçı diyor. Direkt Kur'an'da ayetini reddetse zaten kafir olur diyecek. Biliyor ki bu konu Kur'an'da çok net yok. Çünkü subut da delalet bakımından kesin değil, kat'i değil. Rivayetlerde var arkadaşlar bu miraç konusu biliyorsunuz. Miraç hadisi çok detaylı bir şekilde aktarılıyor, anlatılıyor. Bu ancak insanı, arkadaşlar bakın bid'at kelimesi ehl-i sünnetin kendini tanımlamak için kullandığı bir kavramdır. Yani belli muhafazakar akideyi benimseyen alimler bu akideye aykırı olarak gördükleri gruplara ne adını verdiler? Ehl-i bid'at adını verdiler. Onlara ehl-i bid'at adını verince kendilerine ne ad verdiler? Ehl-i sünnet dediler. Dolayısıyla yani ehl-i bid'at olmamaktır ehl-i sünnet. Bunlar da çoğunlukla cehmiyedir, havariştir, mürciedir, daha çok şia ve mutezile'dir sonraki dönemde. Yani bunlar içinde en güçlü hasım şia ve mutezile oluyor, itikad ediyorlar. Hatta mutezile oluyor çünkü şianın da itikadını mutezile belirlediği için. Bunlar ehl-i bid'at. Hatta Bekir Topaloğlu'nun kitabı var, kelam ilmi kitabı. İşte mezhepleri ikiye ayırıyor. Ehl-i bid'at, ehl-i sünnet. Ehl-i bid'at, işte hariciler, şia ve mutezile. Ehl-i sünnet de selefiye, eşariye, maturidiye şeklinde. Dolayısıyla bunu reddeden sapık bir bid'atçı olur. Dinden çıkmaz. Tamam. Yani Deccal, Yecüc, Mecnun ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve sahih haberlerde bildiren kıyamet alametlerinin hepsi haktır. Bunlar da haktır. Muhtemelen İmam-ı Azam bunları da reddedenin bid'atçı olacağını söylüyor. Söyler. Çünkü bunlar da mesela bazıları Deccal mesela hadislerde yok. Şey ayetlerde yok. Hadislerde geçiyor. Yecüc Mecüc Kur'an'da var. Ama kıyamet alameti olması bağlamında, kıyametin alametini işaret eder. Bitiriyoruz değil mi? Evet. Tamam, bitmek üzere. Bağlamda kullanılması için biraz yormak lazım yani. Tevil etmek gerekiyor. Yani diğer kıyamet alametleri, duhanla ilgili hepsini söyleyebiliriz. Bunlar da sahih rivayetlerde gelenin hepsi haktır. Ve mutlaka gerçekleşecektir diyor. Yani böylece arkadaşlar bak kıyamet alametlerine de girdi. Kabirden bahsetti. Cennet, cehennem bahsetmediği bir şey kaldı mı? Hiçbir şey yani. Hepsinden bahsetti yani. Bütün yani ibane, irşat, yani sonraki daha böyle mütekamil, sistematik kelam metinlerinde yer alan bütün konuları inceledi arkadaşlar. Allah İmam-ı Azam'dan razı olsun. Evet, ruhu için bir tam ehl-i sünnete uygun bir şekilde Fatiha okuruz artık. Allah razı olsun. İnşallah Allah onun başlattığı bu geleneği doğru bir şekilde anlamayı bizlere hepimize nasibi müyesser eylesin diyelim. Ve üçüncü dersimizle beraber bugünü bitirmiş olalım. Bitti mi acaba? Evet. Biz bitti dediğince bitmiyor tabii ki. Merdan bitti, şu düğmeye bas artık. Biz bitti dedik ama Merdan gelince sen şu son kısmı tıraşlarsın yine çıkar.